Merhabalar, Parevses. Uzun bir yerden sonra sizinle tekrar beraberiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli olaylarından varlık vergisini konuşacağız. Ve bunu konuşmak için de en uygun, en münasip, en yetkin isimlerden biriyle Profesör Doktor Ayhan Aktar'la birlikteyiz. Kendisinin bu konuda çok sayıda makalesi olduğu gibi aynı zamanda Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları isimli bir kitabı da var. Dolayısıyla dediğim gibi bu konuyu konuşmak için olabilecek en uygun, en yetkin isimlerden biri. Hoş geldin Çok hocam. teşekkürler. Kibarsın. Estağfurullah, estağfurullah. Neyse onu söylüyoruz. Şey değil. Eyvallah. Şöyle yapalım hocam. Ben ilk önce bu verginin en temel kronolojik noktalarını belirteyim. Bilmeyenlerimiz için çok temel, dediğim gibi bir takım kronolojik noktaları belirteyim. Ondan sonra sorularıma geçeyim. O sorular vasıtasıyla da bu kronolojinin öncesini, sonrasını, içini doldurmuş olalım senin için de uygunsa. Tabii. Evet, şimdi 1942'nin bahar aylarıyla birlikte vatandaşlardan bir olağanüstü vergi veya fevkalade kazançları vergilendirmek üzere bir vergi alınması tartışmaları başlıyor. Gerek basında, gerek mecliste. Oradan vergi çıkana kadar ne oluyor? Onları konuşacağız. Ama nihayetinde diyelim, bu tartışmalar sonrasında bu varlık vergisi 11 Kasım 1942 tarihinde meclisten geçiyor. Ama meclisten geçerken senin de belirttiğin gibi çok da bir tartışmaya sebep olmuyor. Kolayca meclisten geçiyor. Vergi miktarları 17 Aralık 1942'de tahakkuk ediyor mükelleflere. Son ödeme tarihi olarak da 4 Ocak 1943 belirleniyor. Yani vergiyi ödemeleri için hemen hemen 2 hafta mühlet veriliyor bu mükelleflere. Daha sonra bu süre faiz işlemek kaydıyla 20 Ocağı kadar uzatılıyor. Yani aşağı yukarı 2 hafta daha uzatılıyor. Böylece 2 haftası, hani tabiri caizse serbest, 2 haftası faizli olmak üzere 4 hafta süre veriliyor bu verginin, tahakkuk eden miktarın ödenebilmesi için. 21 Ocak'ta vergisini ödeyemeyenlerin mallarının haczine başlanıyor. 27 Ocak 1943'te İlk kafile Aşkale'ye gönderiliyor. Aşkale neresi? Aşkale bir çalışma kampı. Vergisini artık nereden baktığınıza göre değişir. Ödemeyen veya ödeyemeyen mükellefler Veya Aşkale'ye ödememekte ısrar eden bütün edenler, gidenler diyelim. Aşkale'ye gönderiliyor. İlk kafile 27 Ocak 1943'te Aşkale'ye gönderiliyor. Hemen hemen bir sene, 11 ay kadar ilk önce Aşkale'de, sonra Eskişehir Sivrihisar'a alınmak üzere hemen hemen bir sene çalışma kampında kalıyorlar bu kişiler. Sonra Aralık 1943'te yavaş yavaş dönmeye başlıyorlar. 15 Mart 1944'te ise yeni bir kanunla çıkarılan bu varlık vergisi sonlandırılıyor ve alacaklar siliniyor. Şimdi tabii biz bu çok kabaca belirttiğimiz kronoloji, neden böyle oldu, nasıl böyle oldu, neden başladı bu vergi veya neden salındı bu vergi, sonra neden kaldırıldı, bunları şimdi açmaya çalışacağız. Hocam istersen en bariz diyelim veya akla ilk gelen sorudan başlayalım. Hükümet neden böyle bir varlık vergisi çıkarttı? Yani bu vergiyi çıkartmadaki amacı, motivasyonu neydi? Zahiri veya batini? evet, şimdi hükümetin böyle bir karar almasının altında konjonktürel bir neden var. Yani içinde yaşanılan günlerle ilişkili bir neden var. Önce ondan başlayalım. Biliyorsun İkinci Dünya Savaşı Eylül 1939'da patlıyor. Türkiye tarafsız kalıyor. Yani savaşa girmiyor. Girmiyor fakat yaklaşık 1 milyon askeri silah altına alıyor. Bu kadar insanı
bunlar esas olarak köylü, tarımdan çekiyor. Tarımsal üretim miktarlarında biraz azalmalar var. İkincisi, biliyorsun dünyanın en pahalı hobilerinden bir tanesi ordu beslemektir. Evet. Yani insanlar savaşmasalar bile yerler, içerler. Ondan sonra işte askeri üniforma, kaput giyerler. Eğitim yaparlar, mermi harcarlar. Dolayısıyla askeri harcamalar çok ciddi artmaya başlıyor. Yani bütçenin %30'u, %40'ına yakın harcamalar oluyor. Ve o dönemde biliyorsun Türkiye Cumhuriyeti'ni askerler ve memurlardan oluşan bir kadro kurdu. Yani ulus devletin kuruluşunda Türkiye burjuvazinin katkısı olmadan kurulmuş bir ulus devlettir. Bu nedenle burjuvayı burjuva yapan ekonomik ilişkiler basit temel ekonomi bilgisinden pek haberdar olmayan bir kurucu kadrosu vardır Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bunun etkisi 1939 sonrasında hissediliyor. Şöyle ki artan harcamaları, bütçe açığını para basıp karşılıyorlar. Yani temel iktisat bilgisi şudur ki karşılıksız para basarsan ne olur? Piyasada para bollaşır. Malların üretiminde de bir azalma varsa fiyatlar artar. Türkiye savaş esnasında çok ciddi bir enflasyon yaşıyor. Benim bu konuda bir PowerPoint vardı. İstiyorsan oradan bu enflasyonla ilgili şeyleri de gösterebilirim. Tabii hocam. Evet, şimdi biraz yavaş gidiyoruz ama önemli değil, önemli değil. Evet. Şimdi dikkat edersen işte tedavüldeki para miktarı 38'i 100 kabul ettiğimize göre işte 39'dan sonra 40, 126, 1941 işte 512 milyon TL. Tabii bugünkü değerlerle bunlar çok komik olabilir ama yani bir fikir versin diye söylüyorum. Ve genel fiyat endeksi de ona göre artmaya başlıyor. Tabii. 1942'ye geldiğimiz zaman piyasada 733, 734 milyon gibi bir para sirküle ediyor, dolaşıyor. Tabii genel fiyat endeksi de 100'den 339'a çıkıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman burada ciddi bir sıkıntı var. Şimdi bir de ikinci bir mesele var. O da şu, o da savaşla. Yine konjonktürel nedenler savaşla ilgili. 1930'ların, 40'ların Türkiye'si bir sürü malın dışarıdan ithal edildiği bir Türkiye. Yani bileyim işte tabak istiyorsan dışarıdan alacaksın. İşte cam istiyorsan muhtemelen dışarıdan gelecek. Hem dayanıklı tüketim malları açısından hem gündelik kullanımdaki mallar açısından hem yatırım malları açısından Türkiye sanayi mamullerinde çok dışa bağlı bir ülke. Peki savaş patladı. Türkiye'ye mal nereden gelecek? Demir yoluyla gelecek. Nazi Almanyası Avrupa'yı hallaç pamuğu gibi atmış panzer tümenleriyle. Ondan sonra demir yolu ulaşımında sıkıntılar var. Bir tek Almanya'dan gelebilir. Onun dışında İngiltere'den deniz yoluyla gelmesi lazım. Akdeniz ise çok karmaşık bir yer. Alman donanması ve Nazi donanması ile
Müttefik donanması İngilizler esas olarak Akdeniz'de kapışıyorlar. U-botlar gördükleri bazı şilepleri batırıyorlar. Dolayısıyla böyle de bir sıkıntı var. Şimdi dolayısıyla hem üretim daralmış oluyor, maliye politikasıyla para arzı artıyor, fiyatlar artıyor, hem de bir sürü malın girişinde, dolaşımında sıkıntılar çıkıyor. Şimdi bunlar başlayınca tabii biliyorsun enflasyon dediğimiz şey bir dağ köyünü vurmaz. Enflasyon kente ilişkin bir şeydir. Yani esas olarak kentte oturan orta sınıfları vurur. Maaşlı, ücretli, yani işçileri vurur, memurları vurur. Ve bu enflasyondan en çok geliri düşen, sıkıntı çeken insanlar dağ köyünde işte beş dönüm toprağına buğday ekip işte onun üçte birini kasabada pazarlayıp geri kalanıyla tohumluğunu ayırıp geçinen adam değildir sosyolojik olarak baktığın zaman. Piyasaya açık, piyasayı üstünde hisseden yerleşim birimlerinde enflasyon vurucu olur. Dolayısıyla kentlerde de ciddi bir sıkıntı ortaya çıkmaya başlıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas tabanını oluşturan o asker, memur, kentli ahali, nüfusun %75-80'ini oluşturan köylülerin dışında kalanlar, %20'lik tabaka, ki ama onlar gazete okuyor, işte onlar ne kadar varsa radyo dinliyor. O ahali üzerinde çok ciddi etkisi hissedilmeye başlıyor. Dolayısıyla bütün bu manzara karşısında diyelim, ekonomik manzara karşısında hükümet böyle bir olağanüstü vergi çıkarma yoluna gidiyor. Evet. Yani. Bu şimdi konjonktürel sebepler. Evet. Yapısal sebeplere geldiğimiz zaman da sen de biraz evvel belirttin. Mecliste bu vergi çok tartışılmaz. Evet. Yani bu vergi esas olarak Cumhuriyet Halk Partisi grubunda tartışılır. Evet. Grup tartışmalarında ise o grup tartışmalarını bize veren çok az malzeme var. Çünkü grup zabıtları yok. Yani galiba 12 Eylül'de SK'ya yollandı, bir şey oldu bilmiyoruz. Hala elimizde yok. Fakat konumuz o değil hocam ama yani bu da Türkiye'deki arşiv hep gündeme gelen tarih çalışmalarında arşiv meselesinin başka bir ayağı olarak aslında veya başka bir başlığı olarak ele alınmayı hak ediyor galiba. Hani koca partinin grup toplantılarının tutanakları yok ki hani şurada 60-70 sene evvelsinden bahsediyoruz yani şu işte orta çağdan yani bahsediyoruz. Devlet kuran parti bu. Evet, yani herhangi bir parti de değil yani, değil mi? Evet, neyse. Evet, şimdi o arşiv konusuna girersek ayrıca uzun uzun gideriz. Neyse ama böyle bir parantez açmış olalım geçerken. Hani bu arşiv, Türkiye'de arşivlerin durumuna ilişkin bir veri de oluyor bu aynı zamanda. Evet. Pardon hocam, ama devam et. Bir tane anı var elimizde. Hatta bunlar günlük. Bir tanesi Trabzon mebusu Faik Ahmet Barutçu'nun anıları, günlüğü. O da önce bir makaslı olarak yayınlandı. Sonra iki cilt halinde sağ olsun Türk Tarih Kurumu Başkanı, eski başkanı Ali Birinci çok güzel bir edisyon yaptı. Oğlu Ecmel Barutçu, diplomattır. Herhalde o biraz ısrar etti. Oradan biz okuyoruz. Şimdi burada teker teker açıp okumayayım ama yani Saracoğlu diyor ki ya biz çok ciddi bir fırsatla karşı karşıyayız. Önümüze hakikaten deyim yerindeyse gol pası çıktı. İşte Dünya Savaşı içinde biz milli kurtuluşumuzu önce işte başkomutanlık meydan muharebesinde işte 30 Ağustos'ta kazandık. Askeri açıdan Yunan ordusunu püskürtüp denize döktük. Ardından bu zaferimizi Lozan'da diplomatik bir zaferle perçinledik. Yani sınırlarımızı netleştirdik. Dünya bizi tanıdı. Fakat ekonomik açıdan biz milli bağımsızlığımızı kazanamadık.
Şimdi bize milli bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsatla karşı karşıyayız. Bu itibarla biz işte bir vergi düşünüyoruz. Bu vergi esas olarak gayrimüslimlere karşı uygulanacak ve işte Türklerden az alınacak, onlardan çok alınacak. Bir de tabii daha korkunç maddeleri var. Yani mesela hocam şöyle sorayım, bu şey Ağustos gibi mi oluyor bu konuşmalar şeyde? Konuşmalar Ekim sonu gibi oluyor. Ekim sonu gibi oluyor. Daha vergi Aralık'ta çıktığına göre Ekim, Kasım en az 2 ay var. Hayır, Kasım ayında çıkıyor, 11 Kasım'da çıkıyor vergi. Bu böyle Ekim sonu, Kasım başı. Evet, Kasım'da çıkıyor, doğru. O da sonra o sene meclisin açılışında İsmet İnönü'nün yaptığı zaten çok sert bir konuşma var. İşte neredeyse soluduğumuz havayı bir ticaret meta haline getirmek üzere çabalayan işte aç gözlü tüccar, efendim doymayı bilmeyen çiftlik ağası falan diye böyle gidiyor. Çünkü un piyasada yok, şeker yok, her şey fiyatı artmış vaziyette. Yani öyle bir yağ aynı şekilde yani temel ev girdileri pahalı. Hocam şey için böyle daha berraklaştırmak için söylüyorum. Saracoğlu grup toplantısında bu çıkacak olan verginin gayri Türkleri hedef alacağını veya en azından dengesiz, asimetrik, oldukça da dengesiz biçimde hedef alacağını parti grubunda açık açık söylüyor yani şeylere, CHP'lere. Güzel, bu önemli bir veri çünkü. Bu yüzden mecliste yani bugün açık olan meclis sabıtlarına baktığın zaman varlık vergisi tartışılmaz. Tartışılmaz yani, çünkü zaten grupta tartışılmış. Laf olsun, torba da olsun tipinde birkaç laf edilir. Zabıtlarda çok fazla yer de tutmaz. Geçer gider, vergi kabul edilir. Tabii bu verginin içindeki hiç adil olmayan, yani tümüyle adaletsiz bir vergi de özellikle adil olmayan bazı maddeler var. Yani düşün mesela sen atıyorum kumaş tüccarısın. Sultanahmam'da dükkanın var. Sana 50 bin lira varlık vergisi konmuş. Hocam peki, oraya izninle oraya geleceğiz ama şu mesela ilk aşama, hazırlanma aşamasını bir şey yapalım, bitirelim diye düşünüyorum. Şimdi çünkü benim okuduklarımdan anladığım, şimdi ilk önce bir listeler hazırlanıyor. Yani kimlerden vergi alınacak diye listeler hazırlanıyor. Bu verginin çıkmasından da evvel. Çünkü Faik Ökten'in anılarında Eylül ayının başında hatta Ankara'dan, merkezden İstanbul'a böyle bir liste hazırlanması ve bu listede gayrimüslimlerin ayrıca belirtilmesi konusunda talimat geldiği söyleniyor. Dolayısıyla hani adına liste diyeceğiz. Tabii yani resmi değil aslında belki. Yani kanun çıkmamış. Yok, resmi. Kanun çıkmadığı için diyorum tabii. Yani kanun çıkmamış. Evet. Kanun çıkmamış. Bir liste hazırlığı var kanun çıkmadan. Sonra kanun çıkıyor. Kanun çıktıktan sonra da kim ne kadar vergi verecek bunu kararlaştırıyorlar. Yani bu kronoloji doğru mudur? Doğru mu anlamışım? Bir liste hazırlığı var. Liste hazırlığı. Kanun. Kanundan sonra da bu listedeki insanların ne kadar vergi vereceği çalışması yapılıyor. Böyle midir kronolojisi bu? Evet. Öyledir. Haklısın. Şimdi yalnız bir iki tane ince nokta var. O da şu. Ağustos ayı hatta 12 Eylül galiba. 12 Eylül 1942 olması lazım. Günü Faik Bey görevi devralıyor. İstanbul defterdarı oluyor. Ve masasında bir tane Ankara'dan gelen gizli damgalı bir yazı buluyor. İşte o yazıda mükelleflerin gayrimüslim, müslim, dönme ve ecnebi olarak 4 kategoride ayrı ayrı listelenmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bunu istediğin zaman zaten faşizan bir uygulamanın ilk adımını atmış olursun. Yani senin gözünde vergi mükellefleri 4 ayrı grupsa
yandın. Yani gelirlere göre ayırman lazımken sen etnik veya dini kökenlerine göre hedefleri ayırmaya başladığın zaman faşizan bir şeyin ilk adımını atmış olursun. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu işin önemli bir kısmı Necip Türk basını ile ilgili. O da şu, istiyorsan onları göstereyim. Hocam o basın kısmına da gene ayrıca gelelim, ayrı bir başlık halinde gelelim. Çünkü o da sorularımın arasında. Evet, yani münhasır bir başlık olarak o ele alınmalı. Çok önemli bir şey. Onun içinde yani bir sonraki sorularım içinde o da var. Sen demin söyledin mi hatırlamıyorum ama anılardan bahsederken biz bunları nereden biliyoruz? Bizzat Faik Ök'te anlattığı için biliyoruz. Bu da önemli da önemli bir nokta. Yani bizzat o zaman ki Faik Ök'te'yi de gene bir başlık ayırmalıyız ileriki dakikalarda diye düşünüyorum ama şimdi de şunu söyleyelim ki o gün İstanbul defterdarı olan Faik Ök'te'den yani birinci ağızdan bütün bunları öğreniyoruz. Bunları da bir dipnot olarak söyleyeyim. O zaman hocam şimdi şeye gelebiliriz diye düşünüyorum. Kim ne kadar vergi verecek? Buna nasıl karar verildi? Listeler daha evvelden yapıldı. Kanun çıktı. Şimdi işte Ohannes ne kadar verecek? Ayhan ne kadar verecek? Kirkor ne kadar verecek? Bu nasıl kararlaştırıldı? Şimdi bu verginin tuhaf taraflarından bir tanesi şu. Kimin ne kadar vergi vereceğini sözde bağımsız komisyonlar kararlaştıracak. İstanbul'da kuruluyor bir fevkalade mükelleflerle ilgili komisyon. Yani en zenginler kaç para ödeyecek. Sonra bir numaralı komisyon, iki numaralı, üç numaralı. Bundan da biraz coğrafi komisyonlar. Yani şu an biz e-devlet denen bir hikayenin dünyasında yaşıyoruz. Ne bileyim benim aldığım kolesterol ilacı bile E-Devlet'te yazıyor yani. Ama sen 1940'ların Türkiye'sini düşündüğün zaman yani sen küçük bir tüccar olabilirsin ama çok iyi gayrimenkulün olabilir. Ve gayrimenkullerden gelirlerin olabilir. Gayrimenkulün düşün ki adada 5 tane evin var. Onları yazlık kiraya veriyorsun. Kadıköy'de dükkanın var. Zeytinburnu'nda bir tane iş yeri var, onu da kiraya verdin. Şişli'de de apartmanın var. Bunları kombine olarak görebileceğin bir şey de yok. Tamam mı? Dolayısıyla yani Adalar Tapu Müdürlüğü'ne gitmen lazım. Kadıköy Tapu Müdürlüğü'ne gitmen lazım. İşte Beyoğlu Şişli Tapu Müdürlüğü'ne gitmen lazım ki Ahmet Bey'in nerede ne gayrimenkulü var oraya çıktı. Şimdi bu kadar kıtlık içinde bir komisyonun önüne bir takım isimler geliyor ve sözde işte istihbaratın topladığı, parti istihbaratı, maliyecilerin istihbaratı, banka istihbaratı da olabilir, topladığı bilgiler geliyor. Şimdi bu bilgiler çok aslında komik bilgiler çünkü şöyle şeyler var. Tamam. Yani Müslüman Türk ve gayrimüslim kişiler çok farklı vergilendiriliyor. Yani benim makalede, kitapta var. Aynı han içinde ofisi olan insanlar var. Mesela işte Müslüman Türk bir avukat. İşte o 1.000 lira ödüyor ya da 500 lira ödüyor. Onun komşusu, o da gayrimüslim bir avukat. Musevi. O 5.000 kağıt diyor ya da 25.000 kağıt diyor. Şimdi ciddi bir farklar var. Bu ortaya çıkıyor. Ama o 25.000 lira ya da 20.000 lira ödeyen adam çok dışa dönük yaşıyor. Mesela hafta sonları termal oteline tatile gidiyor. Efendim Cumhuriyet Halk Fırkası'nın balolarına gidiyor. Evet. Arabası var. Tamam mı? Şimdi bunları yan yana koyduğun zaman aslında vergilendirilen şey adamın geliri falan değil. Adamın itibarı, statüsü, harcama biçimleri vergilendiriliyor. Aynı işi yapan başka bir avukat daha var. O da Musevi bir avukat ama kule dibinde babasından kalan küçücük bir dairede oturuyor.
Hiç dışa dönük bir hayatı yok. Evden sefertasıyla yemeğini getiriyor, iş yerinde onu yiyor. O mesela az yani, ödüyor. Onu diyor. Şimdi çok komik bir şey. Yani mesela Cemil Filmer var, Lale Sineması'nın sahibi. O diyor ki benim hayatımda varlık vergisi beni çok veci yıktı diyor. Çünkü benim sinemama Kürtlü kadınlar gelirdi diyor. İstanbul'da sinemaya gelirdi diyor. Beni yaktılar diyor. Hocam o zaman şöyle bir zihniyetle bu işi yapıyorlar anladığım kadarıyla. İlk önce bir Müslüm gayrimüslim diye ayırıyorlar. Evet. Gayrimüslim içinde de yaşantısı daha ihtişamlı olan, servetini daha fazla gösterenleri daha o, daha mütevazı yaşayan gayrimüslimden de fazla. Şimdi hocam aslında o kadar çok senin de aktardığın o kadar çok ilginç anekdot var ki onların hepsini burada konuşmaya kalksak saatlerce konuşuruz ama çünkü vergiden sonra kimin ne kadar ödeyeceğine tamamen süfli bir şekilde el yordamıyla işte karar veriyorlar. Evet, tamamen sübjektif kararlar veriliyor. En komik şey yalnız bunu söylemek zorundayım. Tabii. Genç yakışıklı bir Ermeni çocuğu var. Parseh Gevrekyan. Evet. Bu adam keresteci. O daha sonra ve çok zampara bir adam. Bunun sevgilisi de meşhur star Cahide Songkul. Yani o dönemin film starı, tiyatro starı. Evet. Çok güzel bir kadın. Parseh Bey'le mülakat yapılmış. Parseh Bey Aşkale'ye ilk giden kafileden yani en fevkalade adamlardan biri. Diyor ki Parseh Bey ya diyor benim diyor kadınlarla çok ilişkim oldu diyor. İşte onunla da oldu bununla da oldu ama diyor ya bu Cahide ile beraber olduğum için diyor. Aslında diyor bana diyor 200 bin lira falan çakacaklarmış vergi diyor. Beni sevenler düşürmüş diyor. Ama yani adamın yine vergisi 100 bin liranın üstünde. Ve adam diyor ki ya diyor bir kamyon kereste 50 lira diyor. Kaç kamyon kereste satıp ödeyebilirim ki ben vergimi diyor. Şimdi burada ne görüyorsun? Burada var mı bizim mahallenin kızına sarkıntılık etmek, sulanmak diye bir problem. Hocam evet bu çok ilginç bir örnek. Çünkü hani bütün o işte ekonomik kaygılar vesaire gayrimüslim müslim ayırmanın içine bir de o kültürün erkeklik kodları çünkü işin içine giriyor. Evet toplumsal yani cinsiyet. Toplumsal cinsiyet mesela yani bu örnekte en azından tabii yani varlık vergisinin önemli bir şeyi olarak belirtemeyiz belki ama şunu gösteriyor bize bu miktarların ne kadar gayri ekonomik veya ne kadar keyfi irrasyonel şekilde belirlenebileceğini de gösteriyor. Mesela gene senin aktardığın bir şey. Hani sokak sokak gezip işte burada kim oturuyor? O Annes Efendi burada oturuyor. Kirkor Efendi burada oturuyor. Bir de daha hani güler misin gene ağlar mısın diyeceğimiz bir şey. Gene seninden aktaracağım örnek. Etrafına çok yardım eden yani iyiliksever, hayırsever olup etrafında hayırsever olarak bilinen insanlara daha fazla vergi yazıyorlar. Çünkü parası var ki yardım ediyor mantığıyla. Yani adamın yaptığı iyilik dönüp varlık vergisinde ona musibet olarak geri dönüyor. Yani hani evet, bu yani, varlık vergisinin nasıl şey yapıldığı çok fazla örnek çok fazla. Hiçbir iyilik cezasız kalmıyor gördüğünüz gibi. Yani evet şey yapıyor. Peki hocam şimdi komisyonlarda da gene hani böyle şuna kadardır. Yani ne kadarlık biridir servet anlamında. Evet. İşte diyor ki biri 500 bin diyor. Öbürü diyor ki yok çık en az milyonluktur diyor. Hani o hani özel komisyonlar kuruluyor ya. Özel komisyonlarda gene böyle oturdukları yerden şey yapıyor. Ben şuna da gene komisyonlarda ticaret odalarından yanlış hatırlamıyorsam ticaret odalarından üye var. Niye? İşte artının var. Hocam onu bir maliyeden var. Ama şimdi bu mesela belediyeden gelen temsilcilerden iki tanesi eski iddiatçı. Bir tanesi Ferit Hamal. Evet. Ferit Hamal Ferit Hamal'a da hocam gene ben böyle çok sözüne giriyorum kusura bakma. Çünkü aklımda bir sıra var. Ferit Hamal'a da gene özel bir yer açacağız. Özel bir başlık açacağız. Ben şunun için mesela ticaret odasından üye olmasına bana şöyle önemli geliyor. Sen benim ticari rakibimi
Yani bilmem, aynı sektörde iş yapan ticari rakibimi bana vergi yazacak komisyona koyuyorsun. Dolayısıyla tabii ki oradaki komisyondaki insan da Müslüman Türk. Dolayısıyla gayrimüslim rakibini, aynı sektördeki gayrimüslim rakibini ekarte etmek için vergisini yükseltiyor veya yükseltilmesine çalışıyor komisyonda. Hani bu da gene gayri rasyonel, gayri ekonomik, gayri etik diyelim bir durum. Peki hocam, hani gayrimüslimlerin hedefe konulduğuna dair elimizde nicel, istatistiksel veriler var mı? Var, nedir bunlar? Yani tabii, yüzde olarak ne diyebiliriz? Şöyle, Faik Ökte'nin anılarında önemli bir istatistik veri var. İstiyorsan onu da ben paylaşayım. Tabii. Ondan sonra ve gözüküyor inşallah. Daha değil hocam. Okuyabilirsin eğer teknik olarak paylaşmakta sorun çıkıyorsa. Yani görebiliyor muyuz şimdi? Göremiyoruz. Yok, şu anda göremiyoruz hocam. Pardon, tamam. Ben açalım. Şimdi görüyor muyuz? Hala göremiyoruz hocam. Allah Allah. Tamam, peki. Neyse, sen rakamları okuyuver, söyle. Takip edebiliriz tahmin ediyorum. Şimdi varlık vergisi mükelleflerinin etnik ve dini kökenlerine göre dağılımı diye bir tablo var burada. İşte, evet, şu anda görüyoruz hocam. Evet. Şimdi burada mükelleflerin etnik ve dini kökenleri Müslüman Türk olan 4195 mükellef var. Toplam içinde oranları %7. Evet, aslında bizim için bir şey söyleyen bu, %7. Evet. Gayrimüslimler ise 54.377, toplam içindeki oranı %87. Tamam mı? Bunlara tahakkuk edilen vergi de 289 milyon. Peki hocam, bu zamanda, bu anda gayrimüslimlerin bütün nüfus içindeki oranı 3 aşağı 5 yukarı nedir? Vallahi yani şey diye bakarsak... İstanbul'da 110, yani Türkiye'de 110 bin civarında Rum var. Ona yakın 70-80 bin Ermeni var. Yani şimdi %2,5-3 civarında bir gayrimüslim nüfusu yani, var. Bu şunun için önemli. O zaman şunu anlıyoruz. %2,5 nüfusun %2,5'unu oluşturan bir kesime verginin %87'si, daha doğrusu yani mükellef sayısı olarak 87'si, tahakkuk eden miktar olarak da %83'ü yazılmış. Bu ikisini yan yana koyunca çünkü daha net bir tablo ortaya çıkıyor. Ama bir de son grup var, karışık gruplar. Karışık, bir de onun içinde var. Bir de mesela bir Müslüman Türk'le bir Musevi ortak. Şimdi Müslüman Türkiye az şey ediliyor, gayrimüslim çok ödüyor. Yani bir de %6'lık bu grup var. Yani %90'ı %90'ı gibi bakabilirsin. Anladım. Tamam. %95. Şimdi böyle bir tuhaflık var. Yani burada şeytanın avukatlığını yapalım isterken. Ha efendimler ticaret sektöründe egemendiler ama yani %87 mükellef bazında, %83'te toplanan vergi bazında oluyor değil mi? Yani sormak gerekir yani. Yani nüfusun %2,5'u bu kadar mı egemendi %87'sine yani? Evet. Evet. Öyle hocam, şöyle toparlayabiliriz herhalde bu ana kadar konuştuklarımızı. Şimdi hükümet konjonktürel ekonomik sebepleri veya kaygıları daha uzun vadeli, işte devletin, siyasi elitlerin gayrimüslim karşıtı, onları temizlemeye diyelim. Ülkeştirme politikaları diyorum ben onlara. Aynen, oraya da geliyor. Yani dolayısıyla o konjonktürel ekonomik sıkıntıları devletin bu daha uzun erimli siyasi zihniyetiyle meczederek
Evet. Böyle bir ikisini böyle bir vergi çıkardılar. Yani bu verginin çıkmasında konjonktürel olanla yapısal olan birbirine geçiyor. Yani bir taş klasik tabirle bir taşla çıkıyor. Evet. Evet, klasik tabirle hükümet kendi düşüncesine göre bir taşla birkaç kuş beraber vurdu. Peki hocam, bu verginin adı varlık vergisi olduğuna göre herhalde bu sadece varlıklılardan alınan bir vergi olsa gerek diye insan düşünüyor. Sadece öyle mi oldu? Sadece varlık sanayiciden, tüccardan mı alındı bu vergi? Vallahi öyle de değil. Yani şimdi baktığımız zaman yine mükelleflerin dağılımına baktığımız zaman işte A grubu mükellefler, B grubu falan diye yaklaşık şöyle bir 26 bin kişilik bir grup var. Bu insanlar da herhangi bir iş yeri sahibi olmayan, yani adam komisyoncu. Ondan sonra veya ücretli olarak çalışan insanlar. Ya mesela adam Rum ve Park Otel'de garson. Şimdi bu adama 1.000 lira vergi çaktığın zaman bütün hayatı kararıyor. Yani Yorga Hacı Dimitriades'in anılarında var. Aşkale'de Erzurum'a gidiyorlar bunlar. Yorga Hacı Dimitriades tamam Karamanlı Rum tüccarı. Bunun 138 bin lira gibi bir şeyi var, vergisi var. Zaten ödeyemiyor. Bir miktarını ödüyor ama ödeyemiyor. Ondan sonra onun gibi insanlar var. Bir de orada 1.000 lira 2.000 lira gibi komik, yani ona göre Hacı Dimitriadis'e göre çok düşük rakamlarla vergi ödeyemediği için Erzurum'a çalışmaya yollanmış insanlar var. Mesela o garson tipinde olan adamlar 2-3 kişi yan yana geliyorlar. İşte çarşıdan manavdan malzeme alıyorlar, yemek yapıyorlar. Orada yemek satarak ayakta kalmaya çalışıyorlar. Yani bunların ceplerinde harçlık parası bile yok. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Musevi bir iktisatçıdır. Onun annesiyle mülakat yapmıştım. Kadıncağız dedi ki, aslında benim oğlum dedi 47 doğumlu değil dedi. 43-44 doğumlu olacaktı ama olmadı dedi. Niye dedim ben de? Yahu dedi, varlık vergisi sırasında ben sekreterlik yapıyordum ihracat şirketinde dedi. Bana 500 lira vergi çaktılar dedi. Topladığım bütün drahoma param gitti dedi. Gitti dedi. Dolayısıyla dedi evlenemedim, evlenmem gecikti dedi. Bu yüzden dedi böyle çok sıkıntı çektim ben dedi. Yani ben varlık vergisini unutamam dedi. Dedi. Ve kadın hala ödediği verginin makbuzunu saklıyordu. Düşünebiliyor musun? Evet. O mülakatlar da mülakatlar da çok ilginç. Dolayısıyla şöyle bir şey. Bu vergi o zaman işte senin verdiğinden garsondan, şoförden, sekreterden, evet, komisyoncudan ki 26 bin kişi diyorsun öyle üç, yani, evet. Azımsanacak bir grup da değil. O zaman hocam şöyle önemli bir sonuca varıyoruz buradan. Varlık ve bu insanlardan vergi alınması varlık vergisinin kendi hikayesini bitiren bir şey. Yani resmi hikayeyi bu konudaki ve bugün hala bugün hala tekrarlanan, evet, gerekçe olarak tekrarlanan resmi gerekçeyi diyelim anlamsızlaştıran, ortadan kaldıran bir şey. Çünkü hani eğer fevkalade kazançlar, tırnak içinde fevkalade kazançlar vergilendirilecekse bu şeyle, vergiyle, evet, kanunla, o zaman bu garsonun, sekreterin zaten yani dar gelirli, hani daha modern tabirle diyelim, dar gelirli vatandaşa bu vergiyi vererek veya tarh ederek sen zaten aslında bunun ötesinde, yani fevkalade kazançları vergilendirmenin ötesinde başka amaçlar olduğunu da ortaya koymuş oluyorsun. Peki hocam, Müslüman olup da hani Müslüman şoför, Müslüman bak ne bileyim şey çok sekreter önemli. Ha o da önemli. Yani Müslüman ücretliler veya Müslüman dar gelirlilere bu vergi şey yapılmıyor. Sadece gayrimüslim olacaksın. Evet. İstiyorsan rakamları tamamen okuyayım sana. Gündelik brüt kazanç sahibi seyyar evde çalışanlar. Yani evet, mesela evde çalışan kadın. Evet. Tamam mı? Bunlar 15.413 kişi. Hizmet erbabı, işçi, memur, gayrimüslim
10.991. Bunları toplarsan yaklaşık 26 bin 27 bin gibi bir rakam çıkıyor. Yani bu kadar adam hakikaten bunlar emekçi, ücretli insanlar bu vergiyi ödüyorlar. Dolayısıyla bizim resmi tarihçilerin ya da Alaturka tarihçilerin bu illa varlıklılardan alındı falan lafların hiç ciddiye alınır tarafı yok yani. Tam burası şeye geçmek için uygun. Basının rolüne geçmek için uygun. Çünkü basın bu istifçi, kara borsacı imajı pompalamak için hani çizgisiyle, evet, yazısıyla, karikatürüyle bayağı çalışıyor senin de anlattığın gibi. Bu imajın, yani bu varlık vergisi sadece zenginden falan filan alındı imajı bu basının sayesinde de oluyor. Şimdi basının, evet, rolüne duralım. Çünkü zamanın önemli kalemleri, hatta birkaç sene sonra kendi matbaası basılacak olan Zekeriya Sertel, hani tabiri caizse devletin tokadını yiyecek olan Zekeriya Sertel de dahil, basında işte tırnak içinde ülkeyi sömüren azınlıklardan alınacak vergi diye bu vergiyi bayağı destekliyorlar. Gene örneğin Ahmet Emin Yalman, gene senin şeyinden alarak okuyorum makalenden. 29 Mayıs 1942 tarihli, yani verginin çıkmasından yaklaşık 5,5 ay evvel yazdığı işte yazıda. İşte orada kamuoyu araştırılıyor. İlginç olan şu, okuduğunuz zaman yazıyı şunu görüyorsun. Yani şunlar yapılmalıdır diyerek yazdığı şeyler 5,5 ay sonra yapılacakların neredeyse birebir listesi. Evet, aslında öyle. Dolayısıyla hani şimdi bu yalnız vergi öncesinde değil, sırasında da hatta bunlara neden yumuşak davranılıyor diye şikayet, evet, eden yazılar yazıyorlar. Evet, neyse, evet, dolayısıyla hani basın bunu kendiliğinden mi yapıyor? Yoksa hükümetin, yok, bir yönlendirmesi var mı? Şöyle, Sabiha Sertel'in anılarında var. O da çok, hı-hı, önemli bir anıdır. Evet. Sabiha Hanım, Zekeriya Sertel'in eşi, Tan Gazetesi'nde, evet, yazar. Ondan sonra arıyorlar, başbakan sizleri kabul edecek diyorlar. İşte bu akşamki Ankara Ekspresi'ne binin diyorlar. Biniyor, işte orada Asım Ustu, Yunus Nadi'ydi, bir sürü gazetenin yöneticisi, sahibi, patronuyla birlikte gidiyor. Ne oluyor diye Sabiha Hanım soruyor. Ya galiba bir vergi çıkacak da başbakan bize işte briefing verecek. Bunlar gidiyorlar, Saracoğlu bunları kabul ediyor. Ve Saracoğlu açık açık bu verginin desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu bir talimat. Bu arada karikatür dergilerindeki performans çok önemli. Onu da paylaşayım. Evet. Birkaç tane karikatür gösterelim. Evet, o dönemin havasını anlamamız için görsel malzeme olarak çok önemli bunlar. Evet. Evet. Şimdi hayat pahalılığı diye koca bir blok var. Öteki de tombul, komprador bir adam. İşte adı zengin. Onun da sırtında ufacık bir torba var. Hocam tam ekran yapabiliyor musun görüntüyü? Tam ekran, pardon. Bir dakika. Şöyle yapalım. Neyse, keşke söylemeseydim. Evet. Neyse, tam görünüyor ama, görünüyor gene de. Şu an görünüyor mu, nasıl? Görünüyor, görünüyor. Sen anlatmaya devam et hocam. Pardon. Hı-hı. Şöyle yapsam nasıl? Gözüküyor hocam. Tamam. Bilgisayarda bir yavaşlık var ama gözüküyor. Şöyle, burada mesela bir Yahudi fırsatçının, hı-hı, kafasının içi Çıfıt Çarşısı diyor. 20 Ağustos 1942'de çıkan bir şey. İşte adamın kafasının içine bakıyorlar. Hile, dalavere, yalan, ikiyüzlülük, matrabazlık, ihtikar, vurgun gibi kutular var. Şimdi burada o dönemde yaz aylarında çıkan karikatürlerde hep Yahudi tipleri var. Fakat bu Yahudi tipleri aslında bütün gayrimüslimleri temsil ediyor. Ne diyor? Tamam mı?
Hocam şöyle bir şey diyeceğim teknik gene. Bu, galiba senin ekran bir şekilde şeye kilitlendi. Tek bir karikatüre kilitlendi. Öyle Tekrar mi? paylaşırsan ha şimdi buradan tekrar paylaşırsan belki diğerlerini de görürüz. Nasıl? Henüz gelmedi. Gelecek herhalde. Ha evet. Tamam. Evet şimdi Şimdi görüyoruz. halkın sırtından geçinenler diye bir şey var. Burada tipik bir Yahudi tipi var. Evet. Bu karikatür dergisinde 22 Ekim'de çıkmış. Bu tip aslında Nazilerin Lustige Blätter diye bir mizah mecmuası Nesi var. var? Oradan alınmış tipler. Altta ter içinde bir adam var. İşte sırtında koca bir şişman Yahudi var. Her tarafından para fışkırıyor. Ondan sonra işte vurguncu diyor ki hadi uzun etme ikiniz de yüzü tut Tık diyor. diyor. Hocam bu Evet. tipler dediğin gibi neredeyse bu Nazi karikatür dergilerinden birebir alınmış. Yani hani aynı tipi almışlar Yahudi tipi olarak Evet. kullanmışlar. Bir tane de bunların hepsi karikatürist Ramiz'in lüfetleri. Ramiz'in Akbaba yarattığını dergisi miydi hocam bu? bu karikatür Ha dergisi. karikatür dergisi. Ramiz'in yine bir tipi var. Tombul teyze ve zayıf kocası. Evet. İşte Tombul teyzenin kocası da diyor ki yine Yahudi tipinde bir adam. Çuvallar var. Nafile bakma karıcığım, onun torbaları seninki gibi Allah Allah'ın vergisi değil. vergisi değil. Evet, yani şimdi öyle. Dolayısıyla yazısıyla, çizisiyle bu hani Evet. bugün hala tedavülde olan işte memleketin kaymağını yiyen bu azınlıklar imajı, Edebiyat. Evet. edebiyatı imajı demek ki yani aslında biliyorduk tabii ama demek ki çok eskiye dayanıyor ve Evet. özellikle bu zamanda 30'larda 40'larda bu imaj basın tarafından yaratılıyor, destekleniyor. Yani işte Türk ve Müslümanlar cephelerde savaşırken vesaire ölürken bunlar zenginleştiler vesaire gibi imaj böyle yaratılıyor. Ama verginin kendisine baktığımızda demin söylediğimiz gibi illa varlıklılardan değil, bu tip vurgunculardan, kara borsacılardan, istifçilerden değil, dar gelirli emeğiyle çalışan ücretli kesimden de aslında gayrimüslimlerden de bu vergi alınmış. Tabii bu çok uzun üzerinde durabileceğimiz bir konu. Çünkü bakıyorsun kimler yazmış diye bu tip yazıları. Peyami Herkes. Safa'dan Ahmet Emin Yalman'a, Zekeriya Herkes. Sertel'den Refik Halit Kara'ya. Yani İnanılmaz. Evet. başka konularda çok zor bir araya gelecek, başka konularda çok zor hemfikir olacak kalemler yani azınlık karşıtlığı diyelim tırnak içinde azınlık lafı işte veya gayrimüslim karşıtlığı söz konusu olduğunda böyle bir vergi konjonktüründe çok güzel bir araya gelmişler. Zekeriya Sertel, Ahmet Emin, Yalman'la Peyami Safa ile beraber çok güzel şey yapmış. Yani keşke vaktimiz olsa işin bu tarafını da uzun uzun konuşsak ama çok da şey yapmayalım dinleyicilerimizi uzun uzun şey yapmayalım. Şimdi onun için şeye geçmek istiyorum buradan çalışma kampı boyutuna. Evet. Çünkü biliyoruz tarh edilen vergiyi söylediğimiz gibi ödeyemeyen mükellefler çalışma kampına gönderiliyorlar. Hocam Aşkale dedik. Aşkale'ye gönderiyorlar. Biraz orada nasıl yaşıyorlar? Hangi koşullarda yaşıyorlar? Ne gibi işler yaptırılıyor onlara? Ne bileyim borcunu ödeyemeyen herkes kampa gönderiliyor mu? Çünkü resmi gazetede gene senden aktararak söyleyecek olursam şöyle ilginç bir ifade hani oluyor. Resmi gazetede çalışma kampına gönderilme sırasına dair kriterler yani yayınlanıyor. İlk önce kim gönderecek mesela. Şimdi orada üçüncü sırada gene orada resmi gazetenin kendi ifadesiyle okuyorum. Menkul malını kaçırmadığı ve borcunu ödemek hususunda iyi niyet göstermiş olanlar diye bir cümleye başlarsa nasıl bitmesini beklersin hocam? Yani tekrar ediyorum. Menkul malını kaçırmadığı ve borcunu ödemek hususunda iyi niyet göstermiş olanlar kampa gönderilmez, değil mi? Mantık olarak bu cümlenin böyle bitmesi lazım. Daha geç Ama gönderilir. daha geç gönderiliyor. Yani gönderiliyorlar ama daha geç gönderiliyorlar. Yahu kardeşim adam diyorsun ki malını kaçırmamış. Ve borcunu ödemek konusunda da iyi niyet göstermiş. Sen niye daha bu adamı çalışma kampına gönderiyorsun diye insanın aklına bir soru geliyor. Dolayısıyla bu
çalışma kampı safhasını da bize bir anlatır mısın? Şimdi şöyle, bu çalışma kampı yani devletin elinde tuttuğu en büyük sopa. Sopa. Tamam mı? Süreç şöyle, yani Faik Bey'den anlıyoruz. Çünkü Faik Bey bu işin maestrosu. Faik Bey bu yani vergisini ödemek için iyi niyet gösterenleri hakikaten kolluyor. Yani ben işte apartmanımı satılığa çıkardım. Satacağım, ödeyeceğim. O günün gazetelerine bakarsan o annes çok ciddi koca koca gayrimenkul satış ilanları vardır. Yani İstanbul'un en itibarlı malları, binaları el değiştirmiştir. Yani aklına gelebilecek bir sürü şık bina el değiştirmiştir. Şimdi bunun birinci aşaması şu. Maliyeciler bu evi kaçırıyor, ödemiyor. Bunun bu mükellefin ismini bildirelim diyorlar. Polise bildiriyorlar. Adamın evine polis geliyor, toparlıyorlar. Sirkeci de Sirkeci tren istasyonunun baktığın zaman yani sırtını Sirkeci'ye verip baktığın zaman sol tarafında bugün bir otopark var. Evet. O otoparkın içinde bir bina var. Depo gibi bir yer. Bir ambar gibi bir yer. Önce oraya koyuyorlar. Şimdi ya peki niye oraya koyuyorsunuz? Sirkeci garından yani Edirne'de değil ki evet. Çalışma kampı. Yani bunları Haydarpaşa'da bir yere koymaları lazım değil mi? Evet, mantık gereği. Onun sebebi şu, Sirkeci'ye koyuyorlar. Sirkeci İstanbul'un merkezi iş alanında olan bir yer. Muhtemelen o adamın çalıştığı dükkanı, iş yeri de oralarda. Aa, bizim işte Avram'ı oraya koymuşlar diye bütün arkadaşları onu gidip ziyaret edebiliyor. Ve sırf kampa koymak bile önemli bir şey. Kampa konulduğu zaman ben gidiyorum. Şeyde, bu kampta 5-10 gün kalınıyor çünkü. Ondan sonra toplam Türkiye'de kampa alınan 2057 kişi var. Bunlardan 657 tanesi kamp esnasında İstanbul'da, İzmir'de, Bursa ve Edirne'de kamp esnasında ya ben hakikaten gidiyorum deyip parasını ödemiş. Ve kurtulmuş. Yani başka daha doğrusu kampa gönderilmek üzere bekletilirken. Bekletilirken. Giden de 1400 kişi var aşkına. 1400 kişi içinde Müslüman Türk hiç yok. Hepsi gayrimüslim. Böyle bir durum var. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Yani aslında askerlik yapan her Türk erkeği onu bilir, o duyguyu bilir. Çok bir şey yapmazsın ama bir türlü vakit geçmez. Bunlar da ilk başta hava koşulları son derece kötü olduğu için ilk 2-2,5 ay, 3 ay son derece kötü şartlarda çalıştılar. Yani düşün ki bu adamlar 45-50 yaşının üstünde, ömürlerinde birçoğu ilk defa İstanbul dışına çıkıyor ve sen bunları alıyorsun işte 1800 rakımlı bir yere yolluyorsun ve orada diyorsun ki al eline küreği, sen şu karları temizle. Burası da Trabzon, İran karayolu. Ne yolu? Şimdi yani bu korkunç bir şey. Bir şey. Bu ilk 1-2 ayda olup biten şey. Ondan sonra işler her zaman olduğu gibi yani askerliğinde ilk bir ayı zordur ya. Evet. Tavsamaya başlıyor. Ne oluyor? Hocam tavsamaya gelmeden ben önemli bir yani bence vurucu bir anekdot var. Bu ne iş yaptırıldıklarıyla ilgili. Şimdi dediğim gibi fiziksel zorluklar yani herkesin tahmin edebileceği yani eksi bilmem kaç derecede kar temizlemek vesaire hijyenik koşullar tahmin edebilirsiniz. O felaket. Felaket. Şeye geleceğiz, hayat kayıplarına, ölülere geleceğiz ama hani ne yaptırılıyor da hani fiziksel yükten daha zor olan bir şey var, manevi yük. O evet. Da şöyle bir anekdot var, çok güzel anlatıyor. Bir anıdan, vallahi hatırlayamıyorum şimdi sen zikri yaptığın bir anıda şunu anlatıyor. Bunları Erzurum'da şehrin içinde çöp toplamaya çıkarmışlar. Yani şehrin içinde çöp temizlemeye çıkarmışlar ve Erzurum ahalisi toplanarak
artık bunlarla hani manzarayı hayal edin. Bir grup evet. İstanbul'dan gönderilen Ermeni, Rum, Yahudi yetişkin erkekleri sokaklarda çöpleri toplarken Erzurum ahalisi de toplanmış. Bunlarla dalga geçiyor, bunlara hakaret ediyor, evet. toplu şekilde evet. bunlara küfrediyor. Şimdi hani tabii, aşağılama hani kar küremek de zordur ama herhalde evet. bilmiyorum bu kaldırması daha zor bir yük olsa gerek. Dolayısıyla hani kamp deyince bir de işin bu tarafında bence yani fiziksel zorluktan evet. yanı sıra diyelim fiziksel zorluğun yanı sıra bir de bunu da zikretmemiz gerekir diye düşünüyorum. Böyle manevi tarafları çok belki daha zor. Yani mesela biz daha çok Aşkale'yi ve Erzurum'u biliyoruz. Hı-hı. İlk başta sadece Aşkale'yi biliyorduk. Hı-hı. Ben sonra Yorgo Hacı Dimitriadis'in anılarını evet. Çok iyi hocam, yayına hazırladım. Hı-hı. Bu Erzurum. Fakat işin son bölümü de yani Hı-hı. Temmuz ayından itibaren de Eskişehir Sivrihisar, Biçer denen yer. Orası da o sıralarda stepin ortasında, platonun ortasında Türkiye'nin en sıcak yeri ve bunlar açıkta yatıyorlar. Tamam. Ve son derece ağır şartlar altında. Bu senin anlattığın hor görme, aşağılama süreci çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Maalesef Sivrihisar'la ilgili kimse çalışmadı. Hı-hı. Ben de artık bu konuları bıraktım ama yani bir master evet, orada bir boşluk var. Orada yaşlılarla 1943'ü hatırlayan yaşlılarla mülakat yaparak Eskişehir Sivrihisar'dan çok bir şeyler çıkarabilir diye düşünüyorum. Tabii. İlk anda aslında seviniyorlar. Erzurum uzak, Aşkale uzak. Hani eve yaklaşıyoruz diye seviniyorlar ama evet, seviniyorlar ama korkunç bir yere gönderiyor. Sivrihisar'da şartlar daha hatta zorlaşıyor şeye. Doğru. Peki hocam hayat kayıpları, ölümler var. Elimizdeki rakam nedir? Resmi rakam en azından. Valla galiba 12 kişi galiba ölüyor. 21 ben sen şey yaptım. Pardon. Şuraya not almışım. 21 kişi. Evet. Tamam transpoze evet. oldu. Evet, 20 kişi borçlu olarak ölüyor Aşkale'de. Yani bu adamların birçoğu dediğim gibi kalp hastası, tansiyon hastası falan filan ve dayanamıyorlar o şartlara. İntihara teşebbüs edenler oluyor. Ve öyle tabii insanın yanındaki birinin ölmesi falan çok etkileyici bir şey. Anılarda görüyoruz. Ama dediğim gibi bir noktadan sonra mesela Aşkale'de varlık vergisi mükelleflerinden çok para kazanılıyor. Aynen. Niye? Kendilerinin yerine çalışacak Aşkale köylülerine para veriyorlar. Bunlar da var. Tabii. Alaturka bir görüntü var ortada, tamam mı? Yani hocam bu Alaturkalık demişken tabii yani Alaturkalığın bir parçası mıdır aslında ama devletin işleyişine, geleneksel hatta diyebileceğimiz işleyişine önemli bir örnek de yani hınç olarak da şey yapabiliriz. Evet. Aslında ilk halinde diyelim kanunun 55 yaşından büyük olanların 55 yaşından yaşlı olanların evet. kampa gönderilmemesi değil mi öngörülüyor? Evet. Ama sonra ne oluyor? İki tane avukat istersen evet. oradan sen anlat. İki tane avukat bunun değişmesine sebep ne oluyorlar? Avukat, nasıl oluyor? Gad Franco ile Şekip Adut bunlar Hı-hı. hakikaten liberal demokrat adamlar. Hı-hı. Gad Franco bir de başbakan... İkisi de Yahudi galiba değil mi? Evet. Başbakan Hı-hı. Saracoğlu'nun hocası bir de. Bunlar diyorlar ki bu zalimce tahakkuk Hı-hı. ettirilen bir vergi. Adaleti yok, itirazı yok. Yani biz bunu ödemeyiz diyorlar. Ve bunu Hı-hı. açık açık söylüyorlar. Yani İstanbul'un mesela büyük kulüp gibi yerlerinde yani herkesin duyacağı şekilde söylüyorlar. Ondan sonra Bakanlar Kurulu karar alıyor. 55 yaş kuralını ortadan kaldırıyor. Bu iki adamı yollayabilmek için. Bilmek için. Yani hani kanun devleti, hukuk devleti hani bugün zaten içinden evet. geçtiğimiz süreçler malum. Öteden evet. beri Türkiye'de ne haldeydi? Herhalde gene bunu gösteren bir anekdot. İlk başta bir kanun çıkarıyorsun. 55 yaşından üstündekileri göndermeyeceğim diyorsun. Ama iki tane avukat
hani ne diyelim tepki gösterince onları da gönderebilmek için bir tane bakanlar kurulu kararıyla kendi koyduğun kuralı hemen değiştirip bunları da gönderiyoruz. Evet, peki hocam yani, biraz da verginin sonuçlarından bahsedeyim. Çok konu var yani o kadar çok var ki daha saatlerce günlerce konuşsak konuşulur. Şimdi verginin kaldırılması ile ilgili. Şimdi bu vergiyi anlamaya, açıklamaya çalışan bizim Alaturka tarihçilerimiz şöyle bir şey derler. Efendim o günlerde Almanya'dan esen Nazi rüzgarları vardı. Hı-hı. O Nazi rüzgarlarından bizimkiler de etkilendiler. Böyle bir vergi çıkardılar falan filan. Bu geçerli değil. Yani hı-hı. Saracoğlu'nun CHP grubunda yaptığı konuşma, diğer anılar bu işin bizim yerli ve milli bir özelliğimiz olduğunu gösteriyor. Evet. Tamam mı? Bu dışarıdan kaynaklı bir şey değil. Verginin konulmasından bahsediyorum. Hı hı. Kaldırılmasına gelince. Şimdi vergi konulurken uluslararası konjonktürü sana çok basit anlatayım. Nazi ordusu Stalingrad önlerinde Kızıl Ordu'ya kök söktürüyor. Evet. Bu işte yaz sonu, 1942 yaz sonu, sonbahar aylarının başı. Ocak ayına geldiğimiz zaman ise işler değişmiş. Ocak, Şubat'ta Kızıl Ordu karşı taarruza geçmiş, hatta bir çevirme harekatı yapmış. Hı hı. On binlerce Nazi askerini, generaller dahil, ettir etmiş ve artık savaşın kaderi belli olmaya başlıyor. Nazi ordusu kaçıyor, Kızıl Ordu kovalıyor. 1943 Ocak sonunda Churchill Adana'ya geliyor. İsmet Paşa ile müzakereler var. O müzakere notlarına baktığın zaman İsmet Paşa'nın sorduğu bir tek soru var. Amerika savaşa ne zaman girecek diyor. Yani o bir tabii iyi bir kurmay subay, milli şef diyor ki Amerika girerse hakikaten bir taraftan Kızıl Ordu, bir taraftan İngilizler, Amerikalılar Nazileri gömecekler. Tamam. Dolayısıyla savaşın kazananları içinde Rusya var. Hı-hı. Sovyetler Birliği var. Hı-hı. Ve Sovyetler Birliği Türk siyasetinin en büyük korkusu. Hı-hı. Peki İsmet Paşa'nın o günden itibaren uyguladığı bir politika var. O da savaşın galiplerinin yanına demokrasi hı-hı. cephesine kendisini atabilmek. Hı-hı. Ve işte bugün bahsedilen NATO şemsiyesinin hı-hı. altına girebilmek. NATO yok ama olacak. Yani bir türlü. Şimdi yazın 1943 yazında İstanbul'a bir gazeteci geliyor. Yabancı gazeteci. New York Times'ın hı-hı. patronu Salzburger'ın oğlu. Hı-hı. Ve gazetede de köşe yazarı. İstanbul'da bir takım insanlarla konuşuyor. Varlık vergisi rezaletini öğreniyor. Dönünce Eylül ayında 4 gün üst üste yazı yazıyor. İşte Türkiye gayri ahlaki, adalete uymayan bir vergi çıkararak kendi azınlıklarını nasıl tasfiye ediyor, nasıl Yahudileri, Ermenileri, Rumları açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor diye. Vallahi bu yazılar New York Times gazetesinde 4 gün üst üste çıktıktan sonra Eylül ayının ortasında bizim tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir baskı altında kalmadan hemen olağanüstü bir toplantı yapıyor ve varlık vergisinin uygulanmasını kaldırıyor. Yani artık kimse Aşkale'ye yollanmayacak, kimse kampa yollanmayacak, tamam mı? Hı hı. Ve bundan 3 ay sonra da Aralık ayının ilk haftasında işte Eskişehir'den insanlar trenlere konup geliyor. Yani konulması yerli ve milli. O arada olup bitenler nedeniyle de kaldırılması tamamen dış konjonktürün etkisi. Bunu unutmayalım. Evet. Devam. Evet, evet. Peki hani dediğim gibi biraz sonuçlarından bahsedelim. Sen bu vergiyi Türkleştirme politikaları kapsamında değerlendiriyorsun. Hayır, şöyle sorayım. Bu vergiyle Türkleştirilen neydi? Hani varlık vergisi neyi Türkleştirmiştir? Tabii burada herhalde servet transferi önemli bir nokta. Şimdi bu çok önemli bir soru. Şöyle. Bir Musevi tekstilci vardı.
kendisine mülakat yapmak üzere gitmiştim. Hı-hı. Varlık vergisini ödeyen büyük bir ailenin oğluydu. Hı-hı. Ben konuştuğumda 80'ine yakındı. Hı-hı. Dedim ki üstadım işte bu vergi gayrimüslim tüccarı piyasadan biçti. Hı-hı. Doğru mu? Doğru. Doğru. Peki dedim, Müslüman tüccar girebildi mi piyasaya? Hı-hı. Giremedi ve giremez dedi. Ya niye bu kadar net söylediniz dedim. İş yeri Karaköy'de, büyük bir hanın en üst katındaydı, böyle manzaralı bir iş yeri. Ayhan Bey lütfen kalkın şu camdan aşağı bakın dedi. Orada bir taksi durağı vardı. Bakın dedim, ben 75 yaşımı aştım, bizim hanım benim araba kullanmamı yasakladı. Kaza maza yaparım diye arabayı da sattım, her yere taksiyle gidiyorum ve bu taksi durağından taksiye biniyorum. Buradaki taksici çocukların hepsi dedi en az 10 yıl 12 yıl Almanya'da çalışmış ve para biriktirip Türkiye'ye gelmiş insanlardır dedi. Ben bu mülakatları yaptığımda euro yoktu, mark vardı. Bunlar dedi 100 bin mark, 125 bin mark para ödeyip taksi plakası aldılar dedi. Eğer dedi 100 bin markla tekstil piyasasına girseler daha da ciddi para kazanırlardı. Ama dedi ortadan çekilen devletin biçtiği gayrimüslim tüccarın yerine ticaretten anlamayan, neye, hangi malı neye üretecek, kaça satacağı bilmeyen bir adam giremez dedi. Bunlar Almanya'da bu kadar sene çalışıp alın teri döküp büyük paralarla geldiler. Hala İstanbul sokaklarında kendi arabalarında, kendi plakalarında direksiyon sallıyorlar dedi. Halbuki benim sektörüme girebilirler dedi. Şimdi dolayısıyla evet biçtik, tamam, kovalandı, iyi peki ama kim girecek? Yok böyle bir şey. Dolayısıyla baştan bir şey söyledim. Yani burjuvazinin olmadığı bir ulus devlet kuruluşuyla biz tarihimizde ulus devletimizi kurduk. Bu ince hesapları bilen kimse yoktu. Bunlar otomatik olarak bu işin olacağını sandılar. Olmadı. Türkiye'de çağdaş anlamda burjuvazinin çıkışı sonradır. Evet. Yani bir insanın iktisat okumasıyla, işte ilkel birikimle falanla filanla, gayrimenkul fiyatlarının artmasıyla falandır. Yani çok da böyle otomatik olmadı bu işler. Yani dolayısıyla o burjuvaziyi yaratmak sadece bir sermaye meselesi değil, sadece para meselesi değil. Bir know-how meselesi, birikim meselesi. Dolayısıyla hani bir bardağı kaldırıp yerine öteki bardağı koymak gibi bir iş değil. Zaman tarihsel diyelim sebepleri veya gelişimi olan bir konu. Servet transferi ama başarıldı. Yani baktığın zaman servet transferi başarıldı. Buna dair bir şeyimiz var mı? Rakamımız veya yani, şeyimiz var mı? Sen tapu dairesinde, sonra tapu daireleri araştırmacılara kapatılsa bile senin yüzünden herhalde oldu o işlerde. Benim yüzümden oldu galiba biraz da. Çok haklısın. Şimdi tapu dairelerine girdin çünkü sen şey yaptın, araştırma yaptın. Varlık vergisi sırasında alınıp satılanlarla ilgili bir tablo göstereyim, bence o iyi olacak. Şimdi ben tapu arşivine gidip tapu arşivindeki satışları döktüm. Döktüm derken hepsini yazdım, kaydettim. Varlık vergisiyle ilgili 25 Aralık 42 ile 30 Haziran 43 arasında, yani 6 ay 5 günlük bir süre içinde 440 tane işlem var. Yani satışın varlık vergisiyle ilgili doğrudan olduğunu görüyorsun. Çünkü Arti'nin malı satılıyor, karşılığı Hocapaşa vergi dairesine ödeniyor. Tamam mı? Şimdi bu toplam satışların %16'sını oluşturuyor ama gayrimenkullerin değerinden gidersen %48'ini oluşturuyor. Dolayısıyla tablo gözüküyor mu Hannes? Gözükmüyor hocam şu anda. Yapma ya. Peki bir daha. Bir daha yapalım. Share screen. Şimdi gözüküyor mu? Gelecek herhalde hocam.
Evet, biraz ekranın yukarısına alabilirsen tabloyu. Ha, şu anda gözüküyor. Şu anda gözüküyor. Peki, Evet. tamam. Şimdi 440 tane satış var ama toplam değerin %48'ini oluyor. Diğer satışlarda varlık vergisiyle doğrudan ilişkisini ilk anda kuramıyoruz bunu. Ama %52'yi oluşturuyor. Şimdi daha sonra baktığımız zaman satanlara bakıyoruz. Şimdi toplam satışlar içinde oran, Yahudilerin oranı %39. Mal satanlar. Mal Dükkan, satanlar. apartman, efendim, yazlık ev, aklına ne gelirse. Ermeniler %29, Rumlar %12, azınlık firmaları %10, yabancılar %5, Müslüm, gayrimüslim ortaklıkları %2, diğer azınlıklar ve Müslümanlara bakıyoruz %08. Yani Evet. satan az. Evet. Sonra gidiyoruz satın alanlara Diyoruz. bakıyoruz. Toplam alımlar içinde %67 Müslüman Türkler alıcı. Anlıyor. Evet. %06 birden az Müslüman firmaları. %67,7 birey ve o bireylerin kurduğu firmalar. Ha, burada ikinci bir bölüm var. En eğlenceli bölüm orası. O dönemde kitler, milli bankalar, milli sigorta şirketleri %15, İstanbul Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü de %17, 14,7. Yani toplam %30 da yarı devlet veya devlet kuruluşları var. Yerel yönetim dahil olmak üzere. Satın alanlar içinde. Satanların Evet. kim olduğunu gördük. Satın alanların içinde %30 milli bankalar, milli sigorta şirketleri, vakıflar genel. Ha bir de ondan sonra ufak bir %2'lik bir grup var. Yine Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve diğerleri. Bu da şöyle. Mesela o dönemde sen 25 bin liralık bir gayrimenkul satıyorsun. Varlık vergisi 22 bin lira. 3 bin lira sana kalıyor. O 3 bin liraya da gidiyorsun Beşiktaş'ın arka sokaklarında mütevazi bir ev alıyorsun. Anladım. 2500-3 bin liraya o dönemde Beşiktaş'ta ev alınabiliyordu ya da Fatih'te ev alınabiliyordu. Şimdi bir de tabii gayrimenkullerin dağılımları var. Ev, dükkan, iş yeri gibi. Yani onların dökümü önemli. Bunlara baktığımız zaman bizim karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Gayrimüslimler satmış. Evet. %67 oranında bireyler ve bireylerin kurmuş olduğu firmalar mal satın almış. %30 oranında da kamu ve yerel yönetim ya da milli bankalar gayrimenkul satın almışlar. Evet. Yani Dolayısıyla alıcı ve rakamlar, satıcı bu dönemdeki rakamlara böyle baktığımız zaman o transferi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Rakamlardan görebiliyoruz. izleyebiliyoruz. Senin Evet. yaptığın çalışma sayesinde tabii. Dediğim gibi bu da artık tapu daireleri kapalı olduğu için araştırmacılar artık bu da herhalde yapılması, tekrarlanması zor Valla bir yani çalışma. ben rahmetli Fikret Sinirlioğlu'na çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisini rahmetle anmak Evet. istiyorum. O zaman grup müdürüydü. Ben kendisine üç aşağı beş yukarı ne yapmak istediğimi anlattım. Üniversiteden kağıt getirirseniz size izin verebilirim dedi. Üniversiteden kağıt getirdim ve izin verdi. Kendisini rahmetle Rahmetle anıyorum. anıyorum. O Çok çok olmasaydı önemli. bunu Evet, bu bu kadar çok anlamlı önemli yapamazdım. bir evet çok önemli bir veriyi dolayısıyla sosyal bilimlere, tarihçiliğe kazandırmış olduk onun sayesinde. Oldum onun sayesinde. Peki hocam şimdi hani naifçe sorayım da biraz. Ama insanın aklına gelen bir soru olarak şimdi böyle bakınca bütün bu manzaraya, bu vergin hikayesine falan insan aklına şu soru geliyor. Acaba varlık vergisi mağdurlarına diyeceğim, mağdurlarına daha sonra herhangi bir tazminat ödendi mi? Bir tamir işine bir tamir teşebbüsü oldu mu? Hani işin Yok. hukuki usul yönünden hani bir cari siyasi koşullar açısından olabilirliği bir yana sen mesela tazminat hakkında ne düşünüyorsun? Yani ya da daha genel manada soracak olursam, hani bugün bu işin tamiri ve telafisi için maddi manevi ne yapılabilir? Bu konuda ne düşünüyorsun?
Vallahi 1946 ve 50 seçimlerde Demokrat Parti varlık vergisi mağdurlarını bir şekilde kollayacağız, bir şekilde onları memnun edecek çözümler bulacağız gibi seçim esnasında edilen boş laflardan birkaçını ediyor. Fakat 1950'de Demokrat Parti iktidara geldikten sonra hiç ses çıkmıyor. Ama biz biliyoruz ki 46 ve 50'de gayrimüslimler CHP'den öyle bir dilleri yanmıştı ki o insanların Demokrat Parti'ye oy verdiler. Özellikle İstanbul'da, İzmir'de. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Ondan sonra bu konu katiyen gündeme gelmiyor. 1951 senesinde Faik Bey Varlık Vergisi Faciası kitabını yazdığı zaman da kıyamet koptu. Yani kendisi de vatana hiyanetle falan suçluyorlar. Faik Bey kendini zor kurtarıyor. Hatta 1950'lerin sonunda bir komployla rüşvet aldı diye kendisini içeri atmaya kalkıyor. Bak bunu bilmiyordum. Bak bunu bilmiyordum. Bu da ama gene manzarayı tutarlı biçimde tanımlayan bir bilgi oldu. Evet, çünkü şaşırdım. Yani bu hani İHA şimdi tırnak içinde İHA böyle bir ihanet karşılıksız bırakılamazdı tabii ki. Evet, tabii şimdi evet. Faik Ökte demişken Faik Ökte şöyle ilginç bir figür. Şimdi bir yandan baktığın zaman vergiyi uygulayan önemli bürokratlardan biri. Hani o anlamda fail. Yani hani orada eğer haksızlık bir suç varsa o anlamda bir fail. Ama öte yandan verginin bitirilişinden 7 sadece diyeceğim. 7 sene sonra yayınladığı anılar bugün işte bu konuşma boyunca da atıfta bulunduğumuz gibi bizim elimizdeki en önemli kaynak. Hani Faik Ökte bunları yazmasaydı belki bugün hani bilemeyecektik ve hani ne diyeyim belli çevrelerin diyeyim gene hani böyle muğlak bir ifadeyle belli çevrelerin diğer tarihsel olaylarda yarattığı mugalataya benzer bir mugalata belki varlık vergisi konusunda da yaratılmış olacaktı. Ama bu işin en başındaki adamlardan biri çıkıp böyle bir anı yazınca tabii bu iş hatırat yazınca daha zorlaştı. O anlamda senin de dediğin gibi Faik Ökte'ye hani bir anlamda gene borçluyuz. Bir anlamda fail kendisi ama bir anlamda da bunu yaptığı için şimdi, biz bütün bunları bilebiliyoruz. Onnes, ben yıllardır Bilgi Üniversitesi'nde anılar, günlükler, otobiyografiler üzerine bir seminer veriyorum ve otobiyografi okutuyorum. Dolayısıyla Türkiye'deki otobiyografi literatürünü iyi bildiğimi söyleyebilirim. Faik Bey'in anıları istisnadır. Yani Türkiye'de Türk kamu bürokrasisinin mensupları korkunç şeyler yapabilirler. Fakat Faik Bey gibi bir Katolik vicdan azabıyla ortaya çıkmazlar. Yani amirlerim emretti yaptım. Yani Eichmann Bey'sidir. Amirlerim emretti yaptım. Ne yapalım? İşte devletin ihtiyacı vardı yaptık. Ya bana kalsa yapar mıydım ama ne yapalım falan. Bir takım böyle mazeretlerle idare ettim. Faik Bey o kadar sağlam bir Diyarbakırlı maliyeci ki hiç tereddütü olmadan anlatıyor bir sürü şeyi ve bunları bu işler olurken evrak toplamış ki daha sonra bu kadar bunları rahat yazın. Çok önemli. Yani biz fotokopi makinesinin olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Yani iPhone falan da yok. Yok tabii. Çekemezsin. Evet. Yani o dönemde yapman gereken şey basbayağı daktilo kopyasını çıkarmak. Büyük emek, evet. Büyük emek, büyük emek ve adam bunları yapmış. Dolayısıyla 1950 sonrası bunu yayınlamış olmasının arkasında da şu var. Demokrat Parti'nin kuruluş çalışmalarına da katılmış Faik Bey. Faik Bey 1950'de Türkiye'ye demokrasi geldi zannetmiş. 51'de kitap yayınlanınca, kıyamet kopunca da geri çekilmiş. Şimdi ben 1945 ile 60 arasında çıkmış olan anılara çok özel bir önem veririm. Çünkü o anılar konjonktür itibariyle
Türkiye'nin ve dünyanın başka bir yere gittiğini hisseden insanların yazdıklarıdır. Evet. Ve o 880 doğumlu insanlardır bunların çoğu. 60-70 yaş grubunda. Ya benim başımdan işte Birinci Dünya Harbi geçti. Şu rezillikte oldu, yazık var. Memleket değişti, dünya değişti falan. 60 darbesiyle bu iş biter zaten. Evet. Ama Faik Bey'in anıları bu 45-60 dönemindeki 15 sene içinde çıktığı için bence çok önemli. Mesela yani, Çankaya'da böyledir. Evet, Fatih Rıfkı. Çankaya'ya aslında ayrı bir program ayırmak lazım. O kitabın olduğu evet. gibi yani hani İzmir Yangını'ndan tut da Kuvayi Milliye'ye kadar orada Fatih Rıfkı ifşa ettiği diyeceğim artık. İfşa ettiği şeyler başlı başına şeydir. Hocam ben şeye gelmek istiyorum. Konuşma içinde de söyledin. Sen sanırım 1990'ların ortalarında veya ilk yarısında hem bu varlık vergisini uygulayan bürokratlarla hem de bu verginin birinci dereceden veya ikinci dereceden mağdurlarıyla, mükelleflerle mülakatlar yaptın. Bu iki kesimde, bu da çok ben önemsiyorum, önemli bir nokta. Bu iki kesimde yani uygulayan bürokratlar ve mağdurlar da bu 90'larda yaptığın mülakatlarda nasıl bir ruh hali gözlemledin? Mesela mağdurlarda bir kırgınlık, kızgınlık veya beklenti var mıydı? Bürokratlarda bir pişmanlık var mıydı? Ne gözlemledin? Şimdi şöyle bürokratlardan başlayayım. Mesela galiba Borusa'nın kurucularından Barık Bey, o da rahmetli oldu, Barık Ulu. Yeniköy'de yalısında beni kabul etti. Eski maliyeci. İşte bu şeyi o anlattı mesela. Efendim ben dedi genç bir şeydim dedi, maliye müfettişiydim. Sen gayrimenkulleri vergilendireceksin dediler dedi. Ben gittim dedi Beşiktaş Tapu Müdürlüğü'ne dedi. Orada bir takım defterler var dedi. Hiçbir kayıt yok, doğru düzgün bir şey yok. Kime ait ne var? Hangi adama ait kaç tane var? Belli değil dedi. Kayıt olmayınca dedi, ben dedi Beşiktaş Belediyesi'nden dedi bir tane memur aldım dedi. Biz dedi Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar 3 günde yürüdük dedi. Yolda sordum dedi işte. Yani mükellef bir yalı, güzel boyanmış, iskelesi sağlam, önünde motor duruyor. Bu kimin? İşte Arti'nin yalısı. Yaz bunu işte 50 bin lira yalıya. Ondan sonra daha bir ikinci şey, bu kimin? İşte Ahmet'in, ona da 500 lira falan. Bu şekilde komik edalimiz dedi. Ve Barık Bey benle çok samimi olarak konuştu. Allah rahmet eylesin. Başka maliyecilerle de konuştum. Onların bir kısmı biraz evvel anlattığım gibi ne yapalım? Devletin paraya ihtiyacı vardı. Hazinede para yoktu. Şimdi bize de emir verdiler. Biz de emir kuluyuz. Yaptık falan. Evet doğru. İşte yani bana kalsa yapmazdım ama öyle oldu. Yani bölünüyor. Mükelleflere gelince mükellefler önce korktular. Seninle konuşmaktan. Hayır yani bir sürüsü, oğlum sen gençsin, senin başına iş gelmesin. Ha senin için korktular. Evet yani bu konuları açıyorsun, yani sen genç adamsın, yani dikkat et kendine. Tabii bu çok tatsız bir süreç çünkü bu insanların hayatlarındaki bir travmayı kaç sene sonra kurcalıyorsun. Hiç unutmuyorum. Kınalıada'da Bahar Pastanesi'nde Parseh Gevrekyan'ın eşi Vicky Gevrekyan'la mülakat yapıyordum. Çok hoş bir kadındı. O da rahmetli oldu. Anlatıyor soğukkanlı bir şekilde. Böyle hafta arası bir gün saat 4:30-5 yani İnsanlar çaya gelmeye başlamış. Sonbahar olması lazım. Ve birden kadın ağlama krizine geliyor. Orada kilitleniyorsun tabii yani. Laf bitiyor. Alarko'nun patronu ile görüşüyordum. İsa Kalaton'la.
Ve anlattı babasının hikayesini. Zaten sonra gazetelere falan da anlattı, gazetecilere de anlattı. Çok önemli bir şey söyledi. Ya benim babam rejime inanmış bir adam. Evet. Cumhuriyete inanmıştı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanmıştı. Aşkale'ye gitti ve bambaşka beyaz saçlı yıkık bir adam olarak, saçları bembeyaz olarak döndü ve ölümü bekledi dedi. Yani bunun başına geldiğini ben gene okuduğum için gene senin şeyinden biliyorum. Evet. Hani önemli bir nokta, daha 41 yaşında. Evet. Hani evet. Ölümü bekledi derken 60-70 yaşında bir insanda, 60-70 yaşında da bekleyecek anlamında değil de yani yaşlı birini düşünmeyelim anlamında. Çünkü orada gene Alaton önemli bir şey söylüyor hocam. Yani o ruh haline dair. Rejime olan itimadını kaybetti. Dedi. Bu çok önemli bir şey. Yani ya para kaybedebilirsin ama o ülkenin rejimine itimadını kaybettiğin zaman iş biter. Evet, şunu söylüyor Alaton. Yani benim babam diyor 41 yaşındaydı, başına bu felaket geldi. Tabii mealen, kelime kelime değil de geldiğinde bir insanın diyor yeniden başlaması için uygun bir yaş, yeniden başlayabilirdi diyor. Ama devlet bana ihanet etti, ben ne yapabilirim dedi ve elini eteğini çekti diye anlatıyor. Evet. Yani dolayısıyla hani bu o tam bir ruh halini, o işte ihanete uğramışlık hissini çok net bir şekilde Alaton göstermiş. Ama şurada ben iki kişiyi de anarak ama geçmek istiyorum burayı. Onlar da maliye müfettişleri İhsan Arat ve Ekrem Türkay. Bunlar gene hani günün nadide isimlerinden diyeceğim. Onları da ben böyle böyle konuşmalarda bu tip isimlerin de anılmasının önemli olduğunu düşündüğümden onları anlayacağım. Arat, İhsan Arat, mükelleflerin bu ıstıraplarına kendi şeyle bakış açısıyla dayanamayarak bu işte affını isteyen. Bu ikisi de maliye müfettişi. İhsan İkisi Arat ve Ekrem. İkisi diyor ki ben bu ıstıraplara daha fazla dayanamıyorum. Mealen gene istifa ediyor. Ekrem Türkay'da bütün varlığını sattığı halde borcunu ödeyemeyenlerin çalışma kampına gönderilmesine itiraz ediyor. İtirazı kabul görmeyince o da görevinden ayrılıyor. Dolayısıyla tarihe not düşelim böyle bir konuşmada. Bu iki tane insanın da iki tane yüz akı. Topu diyeceğiz artık herhalde. Topu iki tane. Ama peki. Bir şey diyeyim son. İyi ki Faik Bey istifa etmedi. O da öz eleştiri yapıyor. Tabii yani ben yapabilirdim, istifa edebilirdim ama etmedim diyor. Daha önemli bir şey yazıyor. Yapıyor. Olup biteni yazıyor. Bence o da doğru. Çok önemli. Yalnız hocam ben bu çok bence verimli diyeceğim konuşmamızı. İhsan Arat ve Ekrem Türkay'ın aksi örneği olan çok gene bence çok önemli ve sembol bir isim Hamal Ferit'le bitirmek istiyorum. Çünkü Hamal Ferit'in hikayesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin yani o siyasi elitler anlamında, rejim anlamında adeta bir sembolü ve hani kristalize olmuş bir hikaye. Tabii sadece Hamal Ferit değil. Hamal Ferit hatta en üstteki isimlerden de değil bu hikayeyi anlatabilecek. Ama bizim varlık vergisi hikayemizde Hamal Ferit tam bu geçişin, tam bu işte rejimler arası, kadrolar arası geçişin çok önemli bir örneği, devamlılığın çok önemli bir örneği. Onun bu meseledeki varlığı, yani varlık vergisindeki varlığı ve rolü bize varlık vergisinin karakteri hakkında da, amaçları hakkında da aynı zamanda bir şeyler anlatıyor. Hocam kimdi bu Hamal Ferit? Bize biraz ondan, evveliyatından, varlık vergisindeki görevinden bahsedebilir misin? Şimdi Hamal Ferit Bey ya da Ferit Bey diye başlayalım. Ferit Bey İttihat Terakki'nin örgütlenmesinde yer alan, esnafları örgütleyen, esnaf örgütleyen bir adam. Teşkilat-ı Mahsus'a üyesi, ona 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ondan sonra Kara Kemal var bu işin başında, İttihat Terakki'nin üstünde yöneticisi. Kara Kemal'in adamlarından bir tanesi. Hamallar şeyini, bölüğünü örgütlediği için onları İttihat Terakki'ye lakabı oradan geliyor. Ve bununla çok iftihar ettiği için 1934'te soyadı kanunu çıktığında Ferit Hamal soyadını alıyor. Hamal Ferit Bey savaş içinde
Konya İttihat Terakki katibi mesulü, yani İttihat Terakki Konya İl Başkanı. Katibi mesul işte genel sekreter falan demek. Ama il başkanı, bugünkü deyimle il başkanı. Konya'nın enteresan bir özelliği var. Savaş başladığında 1914 işte Kasım'ında savaş başladığında Halep valisi Mehmet Celal Bey var. Mehmet Celal Bey Halep'e sökün eden, sürgün edilen Ermenileri toparlıyor. Yani onların bu felaketten daha az yara almasını sağlayacak bir takım mekanizmaları devreye sokuyor. Yani ne oluyor? Yerel Halepli Ermenilerin bir yardım komitesi kurmasına izin veriyor. Mahpus basıp para toplamalarına izin veriyor. Çünkü diğerleri de bu aralarında para toplayıp bu gelen Maraş, Antep, Urfa Ermenilerine yardım etmeye çalışıyorlar. Onlara yer ayarlamaya çalışıyorlar. Bu işleri yapıyor. Sonra bu yaptığı işler İstanbul'un pek hoşuna gitmemiş olacak ki kendisini Konya'ya tayin ediyorlar. Konya'ya gidiyor. Konya'daki Ermenilerin tehcir edileceğini öğreniyor. Buna engel oluyor. Bütün tehciri durduruyor. O sırada Ferit katibi meşhul atlıyor İstanbul'a gidiyor. Ve o sırada Dahiliye Nazırı Talat Bey'e, Talat Paşa daha sonra bu yaptığınız olacak iş değildir. Bunların hiçbir gücü, suçu yok. Konya Kafkas cephesine 800 kilometre uzakta bir yerdir. Bunları yapan Mehmet Celal. Mehmet Celal. Ondan sonra işte sen anlamazsın, sen dinleni yap, sen valisin diyorlar. Dönüyor, istasyonda insanları yine görüyor. Tehcir edilmek üzere toparlanmışlar. Bir daha durduruyor vali olarak. En sonunda Konya'dan da kaldırıyorlar kendisini. Bu sefer kamu görevinden istifa ediyor ve ailesini alıp Berlin'e gidiyor, yerleşiyor. Savaşın sonuna kadar Berlin'de kalıyor. İlginç bir şahsiyet. Ve Konya Ermenilerini tehcir eden de Kamal Ferit. Şimdi bunlar aslında İttihat Terakki'nin A kadrosu değil, B kadrosu. B kadrosu, yani A takımı değil, B takımı. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken bu B takımındaki tipler sanki böyle bir tamir şeyinde, kutusunda vardır ya, alet kutusu. Vardır işte, kerpetendi, İngiliz anahtarıydı, şuydu buydu. Ondan sonra orada duran birer alet gibi. Ankara ne zaman azınlık karşıtı bir politika uygulayamaya karar verdiği zaman bu tipleri devreye sokuyor. Ama Ferit de böyle 1942'de devreye giriyor, görevini yapıyor. 43'te kendisini milletvekili yapıyorlar. Görev yapıyor 42'de? 42'de tam olarak komisyonda. Komisyon üyesi. O 1 milyon diye bağıranlardan bir tanesi. Annesi de. Ferit Bey, işte Faik Bey de ya herkes mi milyon falan diye laflar ediyor. O komik, trajikomik diyalogların geçtiği yer bir numaralı komisyon. Dolayısıyla Amal Ferit'in hikayesini izleyince Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, İttihat Terakki'den Kemalist kadrolara devamlılığı da hani, aynen Hamal Ferit nezdinde görüyoruz. Senin de dediğin gibi Hamal Ferit, bunu belki izleyeceğimiz ne tek isim ne de en önemli isim ama bir sürü var. İşte bu da bunlardan bir tanesi. Hocam neredeyse 2 saati tamamladık. Bence çok verimli oldu. Çok bence önemli konulara değindik. Ama hani notlarıma bakıyorum, daha değinemediğimiz çok konu var. Örneğin İstanbul boyutu gibi. İstanbul'da varlık vergisinin etkisi ve İstanbul-Ankara ilişkisi var. Değinemedik. Çok konuşulan bu vergi savunulurken bugün çok anlatılan bir dönemin şartları argümanı vardır. Bunlarla savunulur. Buna değinemedik. Varlık vergisi Türkiye toplumunun siyasi kültürünü, ahlakını nasıl etkiledi?
hukuk açısından ne gibi bugüne dair devamlılıkların başlangıcı olduğu veya başka bir örneği olduğu. Hocam bunlara da girersek bir iki saat daha devam edeceğiz. Evet, çok uzun. Onun için bunları başka bir diyelim artık inşallah başka bir. Şöyle diyeyim ben istersen. Evet, tabii buyur, tabii buyur. Bu benim varlık vergisi ve Türkleştirme politikası. Aynen, çok güzel. Kitabımın, ben söyleyecektim. Kitabımın önümüzdeki birkaç ay içinde yeni bir baskısı yapılacak. Harika. O kitaba gayrimüslim azınlıklarla ilgili bütün makalelerimi toplayacağım. Genişleyecek harika, yani. Harika. Harika. Belki o zaman bir daha genel düzeyde konuşuruz. Evet, bu daha konuşamadığımız, daha diyelim ki ahlaki, siyasi boyutu. Bugün varlık vergisinin konuşulma biçimi başlı başına bir başlık. Mesela konuşamadık. İnşallah dediğin gibi bu kitabın çıkar. Çıktıktan sonra da tekrar bu konulara bir daha konuşuruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzına ben sağlık. Teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Bu çalışmaları yaptığın için falan büyük büyük yani büyük katkı. Tarihe büyük not. Çok hocam sağ ol, çok görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak. Selamlar, sevgiler. Sevgili seyirciler, size de hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda, bir dahaki konumuzla, belki de konuğumuzla görüşmek üzere. Hepinize de iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.